Evet merhaba. Bu bölümde profesyonel düzeyde üretkenlik isteyenlere yönelik güzel bir cihazı hep beraber yakından tanıyacağız. Bu bölümde Huawei MatePad 12.6 Pro 2022 modeli bizlerle. Ürüne geçeceğim ancak öncelikle ne kadar üretken olduğunuzu düşünmenizi istiyorum. Yani bir tabletten tam olarak beklentiniz ne? Bu çok önemli bir soru. Eğer sadece telefonda yaptığınız şeyleri daha geniş ekranda yapmak, bir şeyler izlemek, oyun oynamak gibi şeyler için bir tablet arıyorsanız bunu zaten yapan düzenlerce tableti piyasada çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Bu tablet ise çok daha fazlasını yapabileceğiniz bir cihaz. Geniş yazılım desteği sahip olduğu donanım bileşenleriyle bunu bütünleştirmesi ve klavye, kalem gibi seçenekleriyle sade bir tabletten daha ötesi. O nedenle bunu bilerek bundan sonra videonun kısmını dinlemeye, izlemeye devam etmeniz önemli. Şimdi Huawei'nin farklı boyut ve özelliklerde pek çok tableti var. Biliyorsunuz zaten pek çoğunu inceledim. MatePad 12.6 Pro 2022 modeli ise yeni bileşenler, yenilenmiş bir işletim sistemi ve daha yüksek performans beklentisi içinde olanlar için geliştirilmiş bir tablet. Ayrıca genişletilmiş bataryası ile uzunca da bir pil ömrü sağlıyor. Yeni MatePad Pro gayet geniş bir ekranın sahibi. 12.6 inç büyüklüğündeki bu full view ekran 2560'a 1600 piksel çözünürlükte 240 ppi piksel yoğunluğu seviyesiyle OLED panel deneyimi yaşatıyor. Hatırlarsanız kısa bir süre önce sizlerle paylaştığım Huawei Nova 10 Pro ve Nova 10 akıllı telefon modellerinde de OLED ekran vardı. OLED ekranın en önemli avantajı gerçek renk görmenizi sağlaması ve gerçek siyahları gösterebilmesi. Bu ürünün ekranın OLED olması da bu tabletin özellikle tasarımcılar, fotoğrafçılar ve çizim yapanlar için uygun hale gelmesini sağlıyor. Öyle ki ekranın Delta E seviyesi 1'in altında. Bu da renk hassasiyeti yüksek olan kişiler için oldukça önemli bir değer. 1 milyonun üzerinde renk üretebilen ekranın kontrast oranı 1 milyona 1 değerinde ve parlaklık seviyesi de 600 nit ayarında. Görüntülediği renk derinliği DCI-P3 renk gamının tamamını kapsıyor. Ayrıca 1 milisaniyeden az tepki süresine sahip olması da oldukça önemli. Ekran tasarımımızda 120 Hz böylece akıcı bir kullanım deneyimi sağlıyor. Bunu dilerseniz tabii ki yine 60 Hz ya da 120 Hz olarak ayarlayabiliyorsunuz. Yine 60 Hz ile 120 Hz arasında da dinamik şekilde ayarlamanız mümkün hale geliyor. Şimdi yine ekran adımında kitap modu mevcut. Daha önce farklı tablet ve cihazlarını da görmüştük Huawei'nin. Bunda da var. Yani uzun okumalar yapacağınızda tamamen ekranı siyah beyaz modu alabiliyorsunuz. Ayrıca göz koruma modu da yine bu tablette mevcut. Ekran ayarları kısmından bunu da açabiliyorsunuz. Gerçekten de bu yönleriyle ekran fazlasıyla başarılı bir tablo ortaya koyuyor. Sadece iş yapmak için değil, sırf göz zevki için bile bu ekranı almak isteyebilirsiniz. Özellikle çok dizi film tüketiyorsanız bu anlamda fazlasıyla memnun kalacaksınız kanaatindeyim. Tabletin tasarım çizgisi zaten göz zevkini destekleyecek cinsten. Fazlasıyla ince ve hafif bir model olmuş. Yeni MatePad Pro. Sadece 6.47 mm kalınlığında ve 609 gram ağırlığında. Bluetooth klavye aparatıyla da yanınızda güzel bir kılıfın içinde bu cihazı taşıyabiliyorsunuz. Huawei bu tablete konumlandırdığı güçlü ekran ile tabletin iyi bir multimedya deneyimi yaşattığını gösterirken bunu hoparlörlerle desteklemiş. Tabletin çevresinde 4 yönlü hoparlör mazgalları yer alıyor. Çevresine baktığınızda görüyorsunuz bunları, fakat bunların içinde aslında 8 hoparlör mevcut. 8 hoparlörlü bir ses sistemi bulunuyor burada. Yüksek ve düşük frekans bölme özelliğine sahip olan bu hoparlörler Huawei Houston 7.0 ses desteği ile geliyor ve fazlasıyla iyi ses sağlayabiliyor. Gerçekten dinlediğinizde hak vereceksiniz. Yani hoparlörler ekrana çok güzel bir ekürü olmuş. Özellikle film ve dizi izlerken büyük keyif veriyor. Şimdi biraz daha tabletin iç yüzeyine geçelim. MatePad Pro 12.6 2022 modeli güçlü teknik bileşenlere sahip. Huawei Kirin 900E işlemciden güç sağlıyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama birimi de tablette yer alıyor. 802.11ax Wi-Fi desteğinin yanı sıra Bluetooth 5.2 desteği de mevcut durumda. Bu arada tabletin iç yüzeyinde PC seviyesinde soğutma sistemi kullanılmış. Vapor Chamber ısı katmanı ile ekstra soğutma sistemi, 8 katmanlı 3 boyutlu ısı dağılım sistemi ve magnezyum alaşımlı metal ile geniş alana yayılan ısı dağılımı sayesinde bu klasmandaki rakip modellerle aynı ölçüde çalıştırıldığında daha az ısınma becerisi gösterebilmesi tabletin performans adımındaki en büyük artılar arasında yer alıyor. Batarya tarafına geldiğimizde batarya kapasitesinin 10.050 mAh olduğunu görüyoruz. Bu batarya kapasitesi özellikle
Selef modele göre bir hayli geliştirilmiş. Böylece bu tablet ile 14 saate kadar Full HD video oynatabiliyorsunuz ve ofis uygulamalarını 7 saat boyunca çalıştırabiliyorsunuz. Günlük kullanımda zaten şarj ihtiyacı duyacağınızı ben düşünmüyorum açıkçası. Şarj etmeniz gerektiği zamanlarda da kutu içerisinde hızlı bir şarj adaptörünü görüyoruz ki pek çok modelde bunu artık bulamıyoruz. Kutunun içinden 40 watt gücünde süper şarj hızı çıkıyor. Böylece kısa sürede şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca tablet 27 watt gücünde kablosuz süper şarj desteği ve 10 watt gücünde de kablosuz yine ters şarj özelliği gösteriyor. Tabletin önünde ve arkada yetenekli kameraları mevcut. Önde 8 megapiksel ön kamera yer alırken arkada 13 megapiksel ve 8 megapiksel çift kamera yer alıyor. Buna ek olarak burada ITOF 3D kamera da yer alıyor. Ön kamera ile Huawei'nin laptoplarında olduğu gibi sanal arka plan oluşturabiliyorsunuz. Kameranın bakış düzeltme ve takip modundan faydalanabiliyorsunuz. Arkada yer alan kamerada da hem derinlik algılayıcı hem mesafe ölçümü yapılabiliyor ve böylece fotoğraf çekimlerinde olduğu gibi video kayıtlarında da ortaya güzel sonuçlar çıkıyor. Son olarak arka kamera ile 120 derecelik çekim yapabileceğinizi söyleyeyim. MatePad Pro 12.6 2022 modeli başta da söylediğim gibi gerçekten çok yönlü bir tablet. Bunu donanım bileşenleriyle desteklediği gibi yazılım tarafıyla da pekiştiriyor. Hep söylüyorum, Huawei HarmonOS işletim sistemini tasarladığından bu yana sürekli olarak geliştirdi, geliştirmeye devam ediyor. Bu tablete de işletim sisteminin yeni sürümüne geçmiş ve HarmonOS 3 işletim sistemini ortaya koymuş. HarmonOS 3.0 işletim sistemiyle arayüz yenilenmiş ve çok çeşitli özelliklere kavuşturulmuş. Mesela yeni işletim sistemiyle birlikte tablette Always On Display yani ekran her zaman açık modu yer alıyor. Bu modu açtığınızda tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi ekranda saat animasyonu yer alıyor ve gelen bildirimler bu ekranda görünüyor. Bu ekranda pil tüketimini en aza indirmek için ekranın tazelemesi otomatik olarak 30 Hz'e düşüyor. Bunu da vereyim. Elbette arayüzün tek yeteneği bu değil ama önce uygulama marketinden ve uygulama çeşitliliğinden bahsetmek istiyorum. Tablette tıpkı Huawei'nin akıllı telefonlarında olduğu gibi Android uygulamalarını sonsuz şekilde çalıştırabiliyorsunuz. İlk başta bunu söyleyerek başlayayım. Huawei'nin Google uygulama marketine alternatif olarak geliştirdiği App Gallery üzerinden tüm popüler uygulamaları indirebiliyorsunuz. App Gallery'de bulamadığınız uygulamaları ise yine Huawei'nin bir diğer geliştirdiği portalı ve aynı zamanda uygulama marketi olan Petasearch üzerinden kolaylıkla indirmeniz ve yüklemeniz mümkün durumda. İster App Gallery, ister Petasearch'un uygulama bölümünden Facebook, Instagram, Twitter, Netflix, Disney+, Spotify, Snapchat ve dahasını hemen aratıp yükleyip kullanmaya başlayabilirsiniz. App Gallery'de zaten seçenek çok fazla. Burada hiç problem yok. Zengin bir uygulama ağına sahipsiniz burada. Burada eğlence uygulamalarından eğitim yönündeki uygulamalara, çocuklar için özel olan uygulamalardan bankacılık uygulamalarına kadar hepsini bir arada bulabiliyorsunuz. Bankacılık tarafında Yapı Kredi, ING Mobil, Empara, Kuveyt Türk, Garanti, Akbank ve önemli diğer finans uygulamaları sorunsuz şekilde kurulup kullanılabiliyor. Bunlar yetmediyse daha fazlası da var. Hemen App Gallery'nin arama bölümüne GSpace yazın ve bu uygulamayı kurup başlatın. Başka bir şey yapmanız gerek yok gerçekten. GSpace Google Play servisine erişim imkanı sağlayan ve Google Play Store'dan Google uygulamalarını, Android uygulamalarını da dahil bütün uygulamaları yükleyip sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz bir uygulama. GSpace sayesinde neredeyse tüm uygulamaları bu tablete yükleyebiliyorsunuz. GSpace'te YouTube başta olmak üzere WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, Microsoft OneDrive, LinkedIn, Spotify, Discord ve tabii ki çok daha fazlasını bir arada görebiliyorsunuz. Yani GSpace üzerinden tüm Google uygulamalarını ve diğer Android markette aradığınız uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Uygulama çok geniş ve bunlar arasında tabletin yeteneklerini konuşturabilecekleriniz bilhassa önem kazanıyor. Dediğim gibi MatePad Pro 12.6 ile hem M-Pencil kalemi hem klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Beraber bir şekilde kompu kullanabiliyorsunuz ve böylece kullanım alanınız genişliyor. Bir de Bluetooth yoluyla bir fare bağlarsanız eğer bunu bir bilgisayara dönüştürmeniz mümkün hale geliyor. Özellikle ofis çalışmalarıyla bir hayli vakit geçirenler bu anlamda MatePad Pro 12.6 ile rahat edecektir diye düşünüyorum. Tablette kurulu olan VPS ofis üzerinden dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz ve hemen çalışmaya başlayabilirsiniz. Bunun dışında da zaten klavye ve fare ile beraber kullandığınızda gündelik hayatta bir bilgisayarda ne yapıyorsanız bu tablette de bunları
yapabilirsiniz. M-Pencil ise özellikle çizim yeteneklerini konuşturmak isteyen ve çalışırken not almayı sevenler için ideal bir kullanım alanı açıyor. Halihazırda tablette bulunan M-Pen, Zone ve Nabo uygulamalarını kullanarak kalemi kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bunu J-Notes ve Touch Notes gibi uygulamalarla da çeşitlendirebiliyorsunuz. Ayrıca özellikle Apple iOS ekosistemindeki en önemli not alma uygulamalarından Flexil de yine tablette kullanılabiliyor. Bunları App Gallery'den indirmeniz mümkün. Veya da sizin kullandığınız başka bir uygulama varsa onu da bulup ya App Gallery'den ya da dediğim gibi G-Space üzerinden Android Market'ten, Google Play Store'dan indirip kullanabilirsiniz. HarmonOS 3 arayüzü ile tablette çeşitli özellikler sunuluyor. Şimdi bunlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri App Multiplayer özelliği. Bu özellik mesela bir online alışveriş uygulamasını kullanırken markaları, ürünleri ve fiyatları, son zamanlarda çok fazla yapıyoruz artık bunu, yan yana karşılaştırmanın yolunu açıyor bize, bunu sağlıyor. Ya da diğer yandan bir haber sitesinde dolaşırken aynı anda bir yandan, diğer bir yandan da ilgili haberin içeriğini okuyorsunuz veya diğer ekrandan ana sayfada dolanabiliyorsunuz falan. Yani bu uygulama çoğaltıcı özelliği sayesinde kabaca tek tıkla ekranı ikiye bölebiliyorsunuz ve uygulamayı ekranlar arasında paylaştırabiliyorsunuz. Ekran ve parlaklık ayarlarından erişebileceğiniz bu özelliğe ulaştığınızda bu özelliği kullanabileceğiniz yüklü uygulamaların listesini bir arada görebiliyorsunuz zaten. Bir diğer önemli özellik de 3. parti uygulamaları tableti yatay şekilde kullanırken tüm ekrandan yararlanarak tam ekran görüntüleyebilme oluyor. Böylece normalde dikey modda ya da ekranın ortasında çalışan uygulamaları geniş geniş bütün ekranda çalıştırabiliyorsunuz yatay modda. Daha önceki Huawei tabletlerinde gördüğümüz ve size anlattığım mikro servis yöntemi MatePad Pro'nun 12.6 2022 modelinde de kullanılıyor. Mikro servis yönetimi ile beraber bir uygulamayı içerdiği özellikleri ayrı ayrı ekrana taşıyabiliyorsunuz ve bu sayede erişim hızını arttırabiliyorsunuz. Mesela Petal Search'ü uygulamasını ele alalım. Petal Search uygulaması içinde farklı arama modları yer alıyor bildiğiniz gibi. Bunların içinde istediklerinize hızlı bir şekilde erişebilmek için Petal Search uygulamasının üzerine basılı tuttuğunuzda açılan pencereden mikro servisleri tıklayarak açılan widget ekranından başlangıç ekranına ekle diyerek bunu bir widget olarak ana ekrana yerleştirebiliyorsunuz. Alışveriş ya da seyahat fonksiyonlarına erişebiliyorsunuz. Yani direkt olarak hangisini istiyorsanız ona hızlıca erişmeniz mümkün hale geliyor. Fazlasıyla pratik bir yöntem ve bunu daha pek çok uygulama için kullanabilmeniz mümkün. Ayrıca bir uygulama açıkken ekranı yandan tutup çektiğinizde açılan menüden seçeceğiniz bir diğer uygulamayı da yüzen ekran olarak ekranda yer verebiliyorsunuz. Böylece uygulama için uygulama açmanız, kullanmanız mümkün hale geliyor. Bu arada Huawei'nin cihazlarını yazılım olarak kattığı artı değerlerden biri de Petal Maps, Petal haritalar. Petal haritalar her geçen gün gelişiyor. Petal haritaların yayınlanan son sürümü ile istediğiniz kişilere konum paylaşabiliyorsunuz, konum takibinde bulunabiliyorsunuz ve Picture in Picture özelliği ile navigasyon görünümünü diğer uygulamanın üzerine taşıyabiliyorsunuz. Son olarak daha önce Huawei MatePad tabletlerinde gördüğümüz çoklu ekran işbirliğinin bu tablet içinde kullanılabildiğini söyleyeyim. Tabletin ayarlar kısmından gireceğiniz süper cihaz adımından Huawei telefonunuz varsa Huawei telefonunuzu tablete bağlayabiliyorsunuz ve böylece telefonunuzun ekranını direkt olarak tabletin ekranında görerek bu tabletin üzerinden telefonunuzun bütün işlem fonksiyonlarını kullanabiliyorsunuz. Toparlayacak olursak MatePad Pro 12.6 2022 sahip olduğu özellikleriyle birlikte bir tabletten fazlası. Sahip olduğu ekran donanım bileşenleri ve yazılım imkanlarıyla komple bir set halini alıyor. Bilgisayar kullanımını daha mobil hale getiriyor ve kullanım alanını zenginleştiriyor. Yukarıda saydığım birçok özelliği ile günlük tablet kullanımından fazlasını amaçlayanlar için gayet uygun bir model olmuş. Fiyatı ise 13.499 lira şeklinde. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız varsa yeni yorumlarda her zaman olduğu gibi bekliyorum. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.